Aki TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü. Hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. Yine avukat Özcan Pelivanoğlu, Sözüm Var Hareketi'nin kurucu başkanı. Sizler de hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. Değerli hukukçu arkadaşlarımızdan avukat aynı zamanda Doktor Ahmet Keşli Hocam. Sizler de hoş geldiniz. Tekrar hayırlı geceler diliyorum. Bir dördüncü konu İsmail Türk Bey aramızda olacak. O da mevcut hava şartlarından dolayı biraz gecikmeli, 5-10 dakika sonra yanımızda olacak. Neyi konuşacağız? Özellikle bu aşıyla ilgili ve aşıyla birlikte etrafımızda ne oluyor, ne bitiyor? İttifakları konuşmuş olacağız. Programın sonuna doğru da Amerika'da kongre ile ilgili ve önümüzdeki bu azil süreciyle ilgili de durumu da mümkün oldukça değerlendirmeye alacağız. Ahmet Hocam, siz nasıl görüyorsunuz bu aşı durumu? Murat Bey'in özetle ifade ettiği kısmı. Türkiye'de bunun üzerinden bir problem üretilmesi, algı yönetilmesi nasıl görüyorsunuz? Şimdi efendim, Türkiye'de Murat Bey'in söylediği çok isabetli birçok şey var ama onlardan son söylediğinden ben başlayayım izninizle. Peki. Yani her şeyi ama her şeyi politize etme hastalığımız var bizim. Maalesef. Yani ya arkadaş, çay veriyorsun niye verdin? Çay vermiyorsun niye vermedin? Aşı yapıyorsun niye yaptın? Yapmıyorsun niye yapmadın? Yani bir kere biz artık bu hastalıklı yıkıcı siyaset kültürünü terk etmeliyiz. Ya insanlar gerçekten siyaseti de toplumun ortak menfaatleri için yapabilir olmalı. Efendim, Cumhurbaşkanı niye aşı olmuyor derler. Cumhurbaşkanı aşı olur. Vay efendim, niye aşı oldu derler. Ya illa ki bir eleştirecek. Yani hani Anadolu'da bir tabir var ya, şeyle kavgalı derler ya. Yani kuyruğuyla kavgalı derler ya. Yani neredeyse o halde yani. Ya buna gerek yok. Artık biz bu toplumu aklı selim zemininde buluşturup sağlıklı siyaset, sağlıklı politikalar üretebilir bir zemine taşımalıyız. Aşı da bunun dışında değil. Ha, şimdi aşı tarafında yani bizim temelde Pompei'nin bugün yaptığı bir açıklama var Amerika'dan. Diyor ki, Amerikan istihbarat ajanları diyor, aşının Wuhan'daki laboratuvardan sızdırıldığını tespit etmiş durumdadır diyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne de çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'ne de git bunu bir incele bakalım diye çağrıda da bulunuyor. Şimdi bu hem sağlık açısından hem de uluslararası politik zeminde dünyayı başka bir zemine taşımanın önünü açan bir açıklama. Bu birincisi. Nedir yani oradaki yani, soru işareti ne? Şimdi bu aşı bilinçli, özür dilerim, bu virüs bilinçli olarak mı çıkartıldı, bilinçsiz olarak mı çıkartıldı? Peki, bunun tespit edilmesi lazım. Peki burada bu saklısın dosyalarını okudunuz mu bilmiyorum. Bir CIA ajanının laboratuvarda üretimi, sonra tekrar Trump döneminden kaçırılması, bir hikayeler yazıldı, çizildi vesaire. Burayla ilgili bir bağlantısı var mı? Yani Pompei tabii hangi verilere dayalı olarak bunları açıkladı bilmiyoruz. Henüz daha o kısım açıklanmadı kamuoyuna. Sadece bir tane bu beyan var ama bu açıklanacak. Sizin buyurduğunuz hususlarla da birlikte bunlar detaylı incelenecek. Şimdi tabii bizim burada dünya nereye gider? Şimdi Çin aşısı, daha doğrusu Çin'de bu virüs bilinçli üretilip dünyaya salındıysa, bu bir. İkincisi, Çin belki burada kullanıldı. Yani çünkü günün sonunda bakıyorsunuz, şu yansıda da görülüyor. Evet, ekranı alalım. Arkadaşlar vermiş zaten ekranda. Arkadaşlar da ekrana vermişler. Tam ekran yapalım isterseniz. Buradan da doğru da söyleyebilirsiniz. Şimdi, kalkabilirsiniz de. Moderna. Peki. Bu işin merkezinde Moderna. Yani bu aşıların temelini üreten, Murat Bey tabii teknik olarak bunun sağlık tarafında detayını daha iyi verir. İşin merkezi Moderna'dır. Fakat şimdi bu Barda ve Dapra, burada ne işleri var? Kimdir onlar? Söyleyeceğim. Gates Vakfı'nın, yani Melinda ve Bill Gates Vakfı'nın burada ne işi var? Şimdi bunları bir sormamız lazım. Şimdi bunlar... Barda ve Dapra, Amerikan istihbaratının, Pentagon'un biyolojik savaş ve biyolojik güvenlik birimleri. Şimdi bu aşı üretimi aşamasında bu kurumların ne işi var? Bir. Bill Gates Vakfı'nın burada ne işi var? Bunları mesela bir atıyorum işte reklam olacak ama yani BMW markası niye yok burada?
da Bill Gates Vakfı var. Hı-hı. Bir teknoloji firması. Hı-hı. Tabii halkımızın, yani sadece bizim Türkiye'nin değil. Diğerleriyle ilgili de detay bilgisine başvurabilir miyiz? Neden böyle bir şema var veya diğerleri kim? Şimdi bu şema Moderna'nın, yani Hı-hı. bu aşının... Moderna'ya hissedar olanlar mı? Aşının üretildiği merkez, aşının özünün üretildiği merkez Moderna. Dolayısıyla onun paydaşları, ortakları durumunda olan, finansörleri durumunda olanlar bu paydaşlar. Dolayısıyla baktığımızda ben primerde şunu görüyorum. Bu aşı ciddi bir biyolojik savaş ve ticari bir unsura dönüştürüyor. Peki o zaman şöyle bir araya gireceğim. İzleyicilerimizden özür dilerim. Daha önce de Murat Bey'le biz bunu konuştuk başka programlarda. Yaklaşık 8 ay 9 ay önceydi. Vefik Hoca'nın da bulundu. Bu Sakris'in dosyaları var. Sakris'in dosyası kim bu Sakris? CIA'nın bir elemanı. Ama aynı zamanda biyolojik laboratuvarın şefi olan kişi. CIA'nin doğrudan önümüzdeki süreçlerde biyolojik savaşlarla ilgili bir gen haritası hazırlandığı söyleniyor. Asya ırkı üzerinden Çin'i tehdit olarak görüyor ve oradaki planlamayı 30 yıl 40 yıl üzerinden bir planlamayla aşağı yukarı bir azaltma, yani nüfusu azaltma dediğimiz bir plan devreye sokuyor. Daha sonra bu plan Obama'ya bildiriliyor. Obama biyolojik laboratuvarı uluslararası bir suçtur, caniliktir diye kapattırıyor. Çin bu laboratuvardan haberi oluyor ve bu yönetimi Çin'e götürüyor, Wuhan'a götürüyor, laboratuvar açıyor, deneyler yapıyor, birçok şeyler yapıyor. Wuhan, izleyicilerimizin de belki okuyan okumayan bilir. Wuhan, Çin'in daha doğrusu ne diyelim, Etiler özeli mi diyelim? Etiler gibi beyaz sınıfın yaşadığı yer ve dünya elitistlerin de yaşadığı bir merkezdir. Bu laboratuvar tam o süreçte bütün deney ve plan programları yaparken Trump'a bilgi veriliyor. Evangelistler dünyayı kurtaracaklar ya, Tanrı'ya ulaşma adına projeyi sızdırıyorlar ve Trump'ın talimatıyla Sakris tekrar laboratuvarı terk ediyor, kaçırılıyor ve büyük bir para karşılığından kaçırılıyor. Laboratuvar boşta kalıyor. Deney hayvanları açıkta kalıyor. Deney hayvanları deniliyor ki Wuhan zaten yılan ticaretinin, Çinlilerin günlük gıda tüketimindeki en önemli çiftlikler Wuhan'da bulunuyor ve doğrudan da oradan karşılanıyor bu yılan ihtiyaçları, gıda tüketimleri. Fareler üzerindeki yapılan deneylerin yılanlar tarafından yendiği, daha sonra kontrolden çıktığı gibi böyle bir teori bilgisi var, komplo teorisi var. Buna baktığımızda o zaman gerçekçi bir yapım var. Şimdi tabii istihbarat örgütlerinin olduğu yerde biz iki şeyi birlikte nazar almalıyız. Yani birincisi insanların gördüğüyle insanlara gösterilmek istenileni birbirinden ayrıştırmamız lazım. İkincisi de istihbarattan bir şeyler sızdırılması konusunu da bazı şeyleri bilinçli olarak istihbarat örgütleri sızdırır yani ki. Yani sizin bu şemanıza göre ben bunu söyledim. Oraya geleceğim. Hı hı. İKK tedbiri mahiyetinde de olur. Yani istihbarata karşı koruma tedbiri mahiyetinde de olur. Hı hı. Bu yolla aslında bir manipülasyon da yapılmış olur. Dolayısıyla hani o tür şeyler, sizin buyurduğunuz konular bilinçli olarak kamuoyuna sızdırılmış olma ihtimali de olabilecek şeyler. Fakat günün sonunda kesin olan bir şey var. Yani bütün bu teorilere baktığımızda ve bu aşıyla ilgili mesela bu virüs yokken yıllar önce yapılmış bir patent başvurusu olduğunu da gördüğümüzde demek ki bu bir hazırlıktı. Yani bir şeylere çalışılıyordu. Şimdi sizin buyurduğunuz teori içinde de bakıldığında tam ben ona da değinecektim. Murat Bey tabii daha bu konuda bilgi sahibidir. Şimdi bu virüsün mahiyeti ve mRNA aşılarında S proteini üzerinden insanlara her türlü hastalıklı gen veya her türlü hastalığı genetik yapısına müdahale edebilecek şekilde eriştirmek mümkün. Dolayısıyla bu S proteini bağlamında bu aşılarda ne olduğuna ilişkin hiçbir çalışma yok şu an Türkiye'de. Yani aşı nedir, ne değildir? Aşıyla ilgili pozitif ve negatif söylemler var.
Yani hani biz pozitif veya negatif bir duruş oluşturmak, aşıya dost veya aşıya düşman oluşturmak yerine, düşman olmak yerine bu aşı nedir kardeşim mahiyeti diyebilecek bir çalışma merkezimizde bir çalışma yapılmış durumda değil. Şu an dünyada böyle bir şey yok zaten. Yani mesela Moderna'nın ürettiği aşıyı alıyorsunuz, laboratuvarınızda ne olduğunu tam olarak idrak etme şeyiniz yok. Neden? Bir aşı geliştirildiğinde normal şartlarda 10 yıllık bir safahatı siz 1 yıla sıkıştırıyorsunuz. Gerekçe insan ölüyor. Hani ani müdahale etmem lazım diyorsunuz. Türkiye'de çalışıyor aslında mRNA'nın. Hani ne olduğunu anlıyor. Türkiye'de de laboratuvarlar var. Konya mesela mRNA aşısı çalışıyor. Hem de ciddi bir aşamaya geldi. Hayvan deneyleri bitti. Yok, ama oralarda sıkıntı yok. Onların ürettiği aşıdan ne olduğunu ben şimdi bakın hani genel manada öyle o yüzden söyledim. Biz bu mRNA aşısı yarın bize ne getirir? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani tabii teknik tarafı sizin soru işareti koyuyorsunuz. Sizin konunuz ama yani Murat Bey'in bu arada biliyorsunuz yarı sağlıkçıdır. Hayır ben şey değilim. Yani, evet evet onu bildiğim için ona atıf yaparak konuşuyorum. Avantaj da oldu zaten beyefendinin bulunması. Üstadım yani burada mRNA aşıda kullanılan mRNA'nın mahiyeti nedir? Buna ilişkin Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıp ondan sonra bu aşılama kararını almalıydı. Sadece kamuoyunu bilgilendirmesi mi gerekiyor? Yani bu mRNA yani şey diye düşünün bunu. Hani insanların vücuduna genetik bir kod yüklüyorsunuz. Hı hı. Bu kodun içinde neler var? Neleri etkiliyor? Buna hiç kimse çalışma yok. Yani bunu yapmalıydı, demeliydi ki kardeşim şu. Bunu yapan dünya ülkeleri var etkenler, mı? Etkenler yani bizim Sağlık Bakanlığımız dünyanın en hızlı aşılayan ülkesi olmadan önce en hızlı aşıyı analiz eden ülke olmalıydık biz. İşte şu ama orada şimdi, şöyle bir sorun var. Sözünüzü kesiyorum ama biz mRNA aşısı yapmıyoruz şu an. Yani mesela Çin aşısı geldi 14 gün boyunca değişik yerlerden hani o koliler içerisinde numuneler alındı. Tek tek incelendi, virüs incelendi içindeki aşı yapabilme, aşı potansiyeli var mı? Hani şey yapıldı o 14 gün sonra aşılama başladı. Ama biz mRNA yapmıyoruz ki şu an zaten inaktif aşı yapıyoruz. Evet. Şimdi o da gelirse sonunda, o da aynı peki, şekilde incelendi. Şimdi günün sonunda bir bu aşıyla ilgili bir konu daha. Avrupalı aşılar... 2 dolar 3 dolar gibi fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Hı hı. Çin aşıları 11 dolar gibi bir fiyattan piyasaya sürülüyor. Tabii ticaretin içinde değiliz ama Çin aşısı niye bu kadar pahalı? Ticaretin içinde değiliz ama hani piyasada şöyle bir şey konuşuluyor da yani işte Çin de Avrupa'dan aşı aldı filan gibi şeyler de konuşuluyor. Şimdi bunu üst üste koyduğumuzda 11 dolar Çin aşısı 2 doz yapıyorsunuz 22 dolar. Avrupa'dan aşı aldığınızda 6 dolara bitiyorsunuz. 16 dolarlık bir fark var. Bu gerçekten başka ülkelere de 16 dolar farkla mı satılıyor? Yoksa bize mi 16 dolar farkla satıldı? Bunu da bakmamız lazım. İşte onu bilmiyorum. Bunları araştırmamız lazım. Mesela nereden biliyorsunuz 11 dolara alındığını? Daha önce kamuoyunda açıklandı. Yok hayır 20 dolar denildi, 15 dolar denildi. Yani, hatta evet. Dün Uğur Dündar Sağlık Bakanlığı'na sesleniyordu. Bize ıslak imzalı faturaları bir gösterseniz kaça aldınız? İşte bunları hani, spekülatif hale getirmememiz lazım. Peki. Yani şeffaf yönetiminiz olmazsa yani, ona söylerler. Ama dünyanın hiçbir mesela şu an Almanya kaç paradan aldığını söylüyor mu ya da Amerika kaç? Yani Almanya'da yaşasaydı. Hayır konuşulacak noktayı bunu. Şimdi bakın aşı millet aşı var mı onun derdinde Almanya'da kimse aşıyı biz kaça aldığı konuşmuyor şu an. Aşıyı tamam. Ne zaman yaptıracağız? Ya da yaptıracakları var. Yani konuşuyor. Gün peki. Işığında yönetim dediğimiz bir kavram var. Yani biz halka attığımız adımlarda bilgilendirerek şunu yapıyoruz, şu sonuçlar doğacak. Şeffaflığı sağlarsak hiçbir problemimiz kalmaz. Tabii. Yani bu kadar insanlar da paranoyak olmaz. Yani peki. Huzur toplumu olur. Bir hususu daha ekleyeyim. Bu konuya bir daha değinemeyebiliriz. Şimdi efendim bu pandemi döneminin en büyük mağduru kim? Veya bu pandemi döneminde yükü en çok omuzlayan kim? Sağlık çalışanları. Bakınız bu tarafı hep ihmal ediliyor. Yani sağlık personelimiz
gerçekten sosyal medyada halkımızı ihya ediyor sağlık personelini. Yani gerekli hürmeti gösteriyor sosyal medyada vesaire. Ama hükümetimizde buna yönelik sağlık çalışanlarının talepleri var. Bunu en azından yaşam koşullarının iyileştirilmesi, mesai ücretlerinin makul seviyeye getirilmesi, efendim söyleyeyim ücretlerinin ek ödemelerle değil de sağlık çalışanlarının ücretlerinin şeylerde, polislerde vesaire kamu görevlilerinde olduğu gibi ana ücret yıpranma kalemi üzerinden ana ücret kaleminden alması ve emekli maaşının da ona göre doğru bir rakama ulaşmasını istedikleri sağlık çalışanlarının bu talebini de iletmiş oluyor. Yani sağlık çalışanlarımızın en azından hiç mi bir şey olmuyor? Yani anlaşıldı. Ben kişisel olarak ülkemiz sağlık çalışanları bir jestiyon yapabilir diye düşünüyorum yani. Yapıyor zaten adı Sağlık Bakanlığı. Yani Sağlık Bakanlığı ve... Ben bakın şunu mesela çok bakın. 100 lira fazla doktor, mesai ücreti ödüyor. Hiç alakası yok. Bir hem ikramiyelerini alıyorlar hem primlerini alıyorlar her şeyi alıyorlar. Ama şunu yani ben bakın doktorların sürekli ilgili biriyim. Hani irtibatlı biriyim. Ne çektiklerini hekimlerin, ebelerin, sağlık personelinin ne çektiğini biliyorum. Ama ben şunu mesela çok yadırgıyorum. Mesela bize ne zaman silahlı kuvvetler çok lüzumlu oluyor? Bir savaş anında tehdit andı değil mi? Mesela Afrin'e gideceğimiz zaman subayların kalkıp şunu söylemesi, ya biz özlük haklarımız ne olacak? Ya biz bunu mu konuşuyoruz? Yani Afrin'i mi konuşacağız? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız? Yoksa siz giderken biz özlük haklarımızı almadan bu işi de yapmayız kısmını mı konuşacağız? Yani şimdi burada da sağlık sistemini konuştuğumuz esnada biz ne zaman şu an bu bir savaşsa silahlı kuvvetlerimiz rol değiştirmiş. Kim şu an silahlı kuvvetler konumunda eğer COVID verdiğiniz şeyse, örnekte sağlık çalışanlarımız. Evet sağlık çalışanlarımız. Ama yani gerçekçi olalım. Ben, ama sürekli ikide bir de bunun zikredilmesi mi? Vazifeyi yapıyorlar. Bir tamam işte ben ediyorlar. De diyorum ki zaten yani, devlet de şimdi ama bir maaş mı ödemiyor? Yok. Olduğunu da göz ardı ederek bakın, sürdürülebilir bir yapıya bakın, gibi. Ben Murat Bey. Özellikle sağlık, biliyorum. Bakın, sağlıkta Murat da özellikle doktorlar değil. Ama bu bir rüşvet değil. Murat Bey ama şimdi şöyle sağlıkçılarda şimdi hemşireler benim de etrafımda tamam görüyorum ya ben zaten olayın içindeyim. Yani asgari ücretin az bir üstünde maaş alıyorlar. Yani bu yeterli bir ya şey değil 6, ki. Ya 6-7 bin liradan bakın. Biz kamu görevi yapıyorsak gazeteciler olarak 6, burada onların hakkını savunmaktan kamuda, doğan ne kamuda olabilir? Kamuda 6 bin liradan aşağı maaş alan bir hemşire varsa arasın bağlansın yerine. Murat Bey var ben söyleyeyim ben 6 bin lira almıyorum diyen bir hemşire benim var. Benim yeğenim o zaman yalan söylüyor bize. 6 bin lira maaş alıyor. Kamuda nerede çalışıyor? Kamuda. Hayır alakası yok. Şimdi ismini versem zarar görür. Bilmem nesiyle birlikte 6 bin liradan aşağı kimse almıyor. Yok, işte sıkıntı değil. Orada. Üstadım ben arz edeyim. Ücretler... Özel sektördekiler hayır, biz bunu, bakın ben bunu konuşmayı bile zul buluyorum. Ses çarpması oluyor. Tabii. Tek bakın ben bunu konuşmayı bile bir zul buluyorum. Yani aynen verdiğim örnek çok somuttur. Şöyle silahlı kuvvetler tamam. Afrin'e giderken niye subaylar kalkıp da bizim özlük haklarımız böyle demiyor? Murat'cığım bu akşam da hükümet sözcüğü mi oldun yani? Alakası yok. Aynı durum. Aynı durum. Aynı durum değil mi? Siz duydunuz mu bir askerin ağzından? Tamam askerler konuşmuyor. Askerleri sevenler askerler konuşuyor. Askerler çok mu iyi maaş alıyor? Hayır hayır. Biz polisler çok mu iyi maaş alıyor? Sağlıkçıları sevenler olarak bizi kabul et. Alakası yok. Tamam. Bir müsaade buyurun. Peki. Murat Bey. Özetini hayır konuşalım alalım. Bunu da. Tartışmak. Evet evet. Bu, bunu konuşalım da. Tamam. Biz Murat Bey ben söyleyeyim. Bir korkunç sağlık bir tablo varken ortada. Ya, hani o, sürekli sağlıkçıların. Onun önüne geçirmeyelim tamam ama bu da bir problem. Yani olay bu ne biliyor musunuz? Rüşvetimi ver susayım mantığı gibi bir şey. Ya onlar diyorsa Murat Bey lütfen bir dakika. Peki. Sağlık personeli şu an ücretinin yarısını ek ödeme olarak doğru. alıyor. Bunların hiçbiri de emekliliğine yansımıyor. Doğru. Ama sağlık personeli dışındaki kamu personelinin tamamına yakını ama tamamına yakını bakınız. Ücretinin tamamını ücret olarak alıyor, ek ödeme olarak almıyor. Dolayısıyla biz eşitlik konuştuğumuz bir yerde kamu personeli arasında, kamu personel rejimi içinde eşitsiz uygulamalara müsaade etmemeliyiz. Ya asıl eşitsizlik, bakın özelle kamu arasında, ha, özeldekiler konuşalım. Gerçekten evet. Perişan. Şimdi, tabii dolayısıyla kamuda, bu evet, kamuda diğer kuruluşlarda maaş olarak öderken sağlık personelini ek ödenek olarak öder de atıyorum bir polisle bir yardımcı sağlık hizmeti çalışanına yaklaşık aynı ücreti verip ama
o emekli olduğunda maaşının %70-80'i gibi para alırken diğer %40-50'si gibi para alırsa, anlaşıldı arkadaşlar. Burada sağlık çalışanlarının oluyor. Haklarının savunulması güzel bir düşünce. Evet. Benim de şöyle bir eleştirim oldu. Daha önce de bunu programda tartışmıştık. Sağlık çalışanlarının özellikle yer hizmetleri olsun, başka olsun, başka birimler olsun. Evet, onlarla ilgili de gündeme geldi. Bakanlık da onlarla ilgili bir ek ödenekler planlaması yaptı. Bir cümle, hani biz burada şunu veya bunu değil. Ya biz huzurlu bir toplum kuralım lütfen. Peki. Yani bu arkadaşlarımızın bu sorunu ben var. De bir şey bunu söyleyecek miyim? Çözelim. Hemen size söz vereyim. Biz bunu dillendirmek arkadaşlarım görevimiz. Arkadaşlarım müsaade ederse geleceğim. Peki. Efendim, evet. Türkiye'de mevcut siyasetin bence siyasi partiye tarzı, ihtiyaç var. Ama hangi siyasi parti? İzninizle. Türkiye'deki tarzımızı da dinlemediniz mesela. Tarzı, bir soru sordu İsmail Bey. Ona cevap vermeme de izin verdi. Evet, muhakkak. Geleceğiz ama hocam. Biz bir tespit yapalım burada. Halkımız A parti, B parti, C parti, kırmızı parti, mavi parti, sarı parti fark etmeksizin hepsinden mağdur oldu. Artık mağduriyet doğuracak bu mevcut siyasi sistemin devamını istemiyor. Sizin de yaklaşımınızdan ben anladığım yeni bir tarz. Dolayısıyla artık halkımız yeni bir tarz istiyor. Aklı selim zemininde mantıklı, yıkıcı olmayan yapıcı bir siyaset istiyor. Eyvallah. Dolayısıyla peki, yeni bir partiden ibaret değil beklenti. Anlaşılan işte, bu evde tartışması gereken bir tarz. Ben bunu söylemiyorum zaten. Türkiye'de her şey süt liman. Herkes İsviçre standartında demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki bu mevzuyu getirip de mücadelenin ortasına dayamanın bir mantığı yok. Bu sanki al rüşvetini git hastalığına ama, bak. Ama öyle demek yanlış şimdi, olur. Şimdi ama bir şöyle. Bir, onu ben gündeme getirdiğim için izninizle. Yani biz, ha, biz toplum olarak insanlara bir teşekkür yapmamız ben lazım. Efendice yani bu hale getirirsek o zaman sağlıktan sonra vatanı ilan etmiş oluyoruz. Tamam. Ya peki, o sizin söyleminiz. Evet. Ben İsmail böyle bir şey söylememişim. Evet, tabipler odası sizce karşıtlık üzerinden mi güvensizlik üzerinden? Onlar karşıtlık üzerinden. Ama şimdi bir saniye. Suyu misalleri teşekkür etmez. Türkiye'de tabipler odasını referans almamız yanlış. Olur tabipler mu? Odası tabipler odası meslek mi? Tabipler odası öyle, bal gibi bir örnek. Tabipler odası doktorun, kamuda çalışan sağlık personelinin üye olmak zorunda olduğu bir örnek. Sonra. Tamam söyleyin ama. Bakın, her şeye şüpheyle bakan, her şeye paranoyak bir yaklaşımda bulunan bir anlayış bizi mutsuzlar ülkesi peki, yapar sebebi diye hocam, düşünüyorum. Sebebi ne hocam? Sebebi ne? Üstad biz çünkü doğruyu aramıyoruz ya. Yani benim yaptığımı eleştiren herkes yanlıştır diyoruz. Bakın şimdi burada ne konuştuk? Personel rejimine. Burada yanlış nedir? Onu tespit edip onu çözmeye yönelik bir şey yapmak adımı ya ben, yerine. Ben burada da bir husus efendim, var. Sosyal medyada da örnek sayın Keşli bir durum var. Ercan Özçelik arkadaşımız mesaj göndermiş. Şimdi demiş ki pirincin içindeki beyaz taş gibi zararlı ve sinsice davranıyorsun Sayın Alan üzerinden. Şu kadarını söyleyeyim. Sayın Alan Alana mı sinsi diyor? Evet. Hazırlıkta bozuk yapıyor işte. Kimse bunu hayır, söyleyen şunu yani söyleyeyim. Olayı anlamadan, idrak etmeden yani burada ben açık söyleyeyim de açıkça sağlık eyvallah, sistemiyle alakalı ya ben şunu söylüyorum. Bunun rüşvet gibi şey gibi sürekli önümüze getirilmesi. Biz aşıdan bahsediyoruz. Sağlıkçıların özlük hakları ne olacak? Peki. İşte nöbetler konuşuluyor. Sağlıkçıların yanlış özlük hakları ne olacak? Var. Zaten ben yani oraya ne olursa olsun, olsun ne derse o desin. Önemli değil. İzleyicilerimizden de afına sığınıyorum. Meselenin özü şu. Kanal değiştirsin Sayın o Alan'ın, beyefendi. En çok sağlık çalışanlarıyla yok, ilgili haksa olması içerisinde bulunan arkadaşlarımızdan biri. Aynı zamanda yarı kendisi de sağlıkçı her ne kadar şey hayır değil, ben olayı görüyorum. Yani bunun eyvallah, sağlıkçılıkla da alakası yok. Orada bir düzeltmeye ihtiyaç vardı. Tabii Ercan Bey sendikacı olduğu için Ercan Bey önümüze pazarlamasınlar bunu rüşvet hadisesi gibi. İki tane konuyu bir düzeltme ihtiyacı doğdu. Birincisi tabii Ercan Bey tanınmış bir şahsiyet. Ben tanımıyorum. Yani, bir sendikacıdır. Yani. Sağlık evet, sendikası temsilcisidir. Yorum ben tabii ki böyle yorumlamalıdır. Birincisi bu. İkincisi sağlıkta tabii sağlıkta sıkıntının çok büyük bir kısmı doktorlar tarafında değil aslında. Diğer sağlık çalışanlarında evet, bunu konuşalım. Var. Murat da onu söylüyoruz. Ben bunu söylüyorum zaten. Söyledi. Kamu personel rejimindeki eşit işe eşit ücret sorunumuz var. Bir de üstadım sizinle ilgili bir şey de sorayım. Sağlık Bakanı bir özel hastanenin işte sahibi diyelim artık ilgilisi mi bilgilisi mi diyelim. Yani, olduğundan bilmiyorum, acaba onun etkisi var mıdır özel sektördeki ücretlerin? El insafı. Nasıl bağlıyorsunuz buraya? Ben söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Şimdi özel sektör Sağlık Bakanımızın hastaneleri olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Onun mudur, değil midir onu ben bilmem. Ama sonuç itibarıyla Sağlık Bakanlığımızın bir görevi daha var. Vatandaşlar arasında
anayasal fırsat eşitliği diye bir şey var. Gelir gider dengesini kurma yani, diye bir şey, bir görevleri var. Yani bence peki, ben sadece şunu söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu konu özel çok uzadı. Bir şey peki, son bir şey söyleyeyim. Hemşirelerin ve alt kademeyi sömürüyor. Özcan Bey'e bir söz vereyim şimdi, peki. Şimdi temel meseleye bakmak lazım. Burada patronların uzlaşması söz konusudur. Yani bravo, kamu rejiminin yapılması. Tamam, itirazım yok. Patronlar, yabancı sermaye Türkiye'de maalesef çalışanın emeğini vermemek üzere anlaşmışlardır. Bu şekilde hareket özel ediyorlar. Özel hastanelerde böyle yürüyoruz. Özel hastanelerde bütün özellikle sektörler için Özcan Bey, ben şimdi burayı bağlayacağım. Aynı şeyi tekrar etmekte fayda var. Burada hiç kimse sağlık çalışanlarının özlük hakkı arttırılsın demiyor. Suriye'de aksine, ucuz çalışmıyor diyenler ben, de var ama. Ben polisle diğer birimlerle de mukayese etmiyorum. Her birimin ciddi sıkıntısı var. Ha, eyvallah. Ama şöyle bir gerçek var. Şöyle bir gerçek var. Bunun bir rüşvet gibi algılanması beni rahatsız ediyor. Her seferinde bunu konuştuğumuzda birinin oradan özlük hakları ne olacak demesi rahatsız ediyor. İki, sağlık çalışanlarında doktor altı kategorinin tamamında ciddi ciddi sıkıntı var. Bu ciddi sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Yani hemşiresiydi, işte hasta bakıcısıydı, ambulans şoförüydü. Burada sıkıntılar var. Ya az önce özetlediniz. Ortada. Aslında dediniz ki dönem dönem bu ülkenin kahramanlara ihtiyacı olduğu gibi bugün TSK'da olsun, işte iç güvenlikte olsun oldu. Ya bugün de sağlıkçıların sırtından tabii, bu tabii, mücadeleyi veriyorlar. Kısaca alayım onu. Sağlıkçılarımıza biz burada gerçekten minnettar olduğumuzu ifade etmek isteriz. Fevkalade özveriyle çalışıyorlar. Minnettarız. Eyvallah. Burada tabii şimdi konuştuk iki konuya değinip kapatacağım kısa iki cümleyle. Devletin yönetemediği bir şey olamaz. Eğer bugün devletimiz bir şeyleri yönetemiyor durumda olduğunu hepimiz görüyoruz ise sistemde bir hata vardır. Devletin mutlak hükümranlığını sağlayacak şekilde revizyona ihtiyacı var. Bunu açıkça görüyoruz. Bu çalışanlardaki Suriyeli vesaire konusunda. Asıl burada biz resmin bütününe baktığımızda kamu personel rejiminde bir yeniliğe ihtiyaç var. Sistemin revizyonuna ihtiyaç var ama bundan daha da üst perdede bir şey ihtiyacımız var. O da ne? Biz artık yönetme kültürünü terk etmeliyiz. Yönetişim yapmalıyız. Paydaşların bir araya gelip görüşlerini, taleplerini makul zeminde ama. Böyle beyefendinin buyurduğu gibi Türk Tabipler Birliği'nin saçmalıklarıyla değil de gerçekten bu ülkenin ihtiyacı olan her şeyi birlikte konuştuğu paydaşlarla karar alınan bir sistem kurmalıyız. Bizim sistem sorunumuz var. Peki. Paydaşlar çünkü dünya tarihinde mutlak hükümranlıklardan hukukla yönetime geçildi. Artık yeni çağın, modern çağın yönetim şekli yönetişim. Yönetişim var artık. Yönetmek yok. Gençlere biz bunu anlatamayız. Bakan çıktı bunu karar verdi. Bakanlar kurulu çıktı. Ben peki, ne oluyorum diyorlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın hiç Keşte. Olabilir. Peki şu, biraz da biz böyle Keşte bakalım. Efendim şimdi tabii Türkiye'de siyasetin güncel siyaset kısmı konuşulurken hep bu tonlamada konuşulur. İşte o parti falan parti filan parti falan parti filan parti. Ya ben bunu hep şeye benzetirim. Şöyle bir yüksekte bir dağda oturup da denizin dalgalarını seyretmeye. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Bir ama o tarafa. Biz aşağılardayız işte yapacak bir şey. Bir o tarafa. Peki, yok, savruluyorsunuz. Hepimiz için söylüyorum. Hepimiz için. Yani bu siyaset hep böyle konuşula geldi. Denizin dalgası bir oraya gider, bir buraya gelir. Bir oraya gider, bir buraya gelir. Oysa biz devlet olarak halkımızla beraber o yüksekten denizi, dağı, ormanı ve içindekileri birlikte görebilmemiz lazım. Bunu göremediğimiz zaman bir dalga birinin ayağına vurdu. Vay efendim şimdi onun ayağında ne oldu? Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Sevgili Keşke, bunu müsaade edin. Size her zaman. Lütfü. Yani şimdi tabii siyasette biz Cumhuriyet tarihi boyunca hep böyle siyaset konuştuk. Yani dalgalar birinin ayağına vurdu. İşte onun ayağında ıslandı mı? Nereye kadar ıslandı? Ne kadar ıslandı? Deniz nerede? Biz ona bakmamız lazım. Denizin çizgisi nerede? Bu topraklar nerede? Ormanda ne var? Denizde ne var? Biz bunları bütüncül olarak gözetmemiz lazım. Yani siyasette kişisel olarak ben bakış açım itibariyle söyleyeyim. Halktan başka
İkamesi imkansız olan hiçbir şey yoktur. Yani tabii o bıçak seviyesine kadar da düşürmek yanlış ama hiçbir ittifak, hiçbir parti, hiçbir lider ezeli ve ebedi değildir. Dolayısıyla bunların hepsi bugün vardır, yarın yoktur. Bizim için önemli olan bunlar bu ülkeye ne kadar hizmet etmektedir, ne kadar doğru yolda yürümektedir. Toplumu kutuplara ayrıştıran, ihtilaftan beslenen bir siyaset topluma fayda vermemektedir. Topluma fayda veren siyaset müsbet siyasettir. Yıkıcı siyaset değildir, yapıcı siyasettir topluma fayda veren. Dolayısıyla biz beş benzemez, zillet ittifakı, onun burası, şunun şurası, tamam bunların hepsi bu ülkedeki genel siyasetin tarzı. Yani az önce de söylediğimle birleştirerek devam edeyim. Yani bu ülkede yeni bir partiye değil, yeni bir siyaset tarzına ihtiyaç var. Örneğin Sayın Pehlivanoğlu diyor ki, bakın, bir hedef sapması var ve saptırması var ve küreselcilerin Türkiye'nin siyasetine müdahalesi var. Yeni partinin vizyonu bir beklentidir ve bu beklentiye göre de bizi bekleyen bir kitle var diyor. Yani bir halk var ve karşılığı var diyor. Bu inanç doğrultusunda bir amacı varsa bu doğru bir yol değil mi? Şimdi bakınız, ben de işte halkın beklentisine geleceğim şimdi. Hı-hı. Yani biz resmin bütününe baktığımızda toplum ne istiyor? Toplum, hı-hı, ne istiyor? Toplumumuz artık kavga istemiyor. Hı-hı. Toplumumuz artık işte az önce de söyledik. Vay, aşı oldu, önce mi oldu, sonra mı oldu, sıra mı? Bu tarz kavgalar istemiyor artık toplumumuz. Tamam. Özellikle bakınız, politize olmuş bir toplum yok mu? Şöyle söyleyeyim. Hani bizim kuşak ve bizden öncekilerde Allah bir parti iki. Böyleydi bu siyaset. Ama bizim şimdi benim öğrencilerimdeki okumalarım, hı hı, toplumdaki gençlerdeki okumalarım hiçbir şekilde böyle değil. Gençlere evet umut, bakınız, umut veriyor. Gençlere bakınız. Yani 2023'te seçimler eğer daha erken olmazsa 7 milyon seçmen geliyor yeni. Hı hı. Yani 5 milyon 7 milyon tane daha genç gelecek. Bu gençlerin hiçbiri 28 Şubat'ı görmedi. Hı hı. 80'lerdeki terör olaylarını görmedi. Bu gençlerin hiçbiri, efendim söyleyeyim, başka bir iktidar görmedi. Son geleceğim nokta o. Hiçbiri iki tane kamu görevlisinin birbirine kitap fırlatıp da vatandaşın parasının bir günde yarıya indiği bir günü yaşamadı. Bu gençlerin hiçbiri, efendim söyleyeyim, bir tane adamın çıktığı, görevinin ne olduğunun önemi yok ama Cumhurbaşkanlığı seçimini revize ettiği, yani bambaşka bir hukuk ortaya çıkardığı bir yargı darbesi görmedi. Bu gençlerin hiçbiri onu görmedi, bunu görmedi ve daha da önemlisi, bu gençler hayatlarını bir tek partiyle yaşadılar. Siyasi algıya geldikleri günden beri. Bu gençler bunları istemiyorlar. Bu gençler ne istiyorlar? Bakınız. Bir, ben huzur istiyorum diyor. İki, ben bilim istiyorum. Bilimsel düşünenleri istiyorum diyor. Bu gençler internet çağında internete erişim istiyorum diyor. Bu gençler ben seyahat etmek istiyorum. Ülkemi ve dünyayı gezmek istiyorum diyor. Bu gençler benim arkadaşım benden farklı düşünüyor ama ben çok seviyorum bu arkadaşımı diyor. Onunla ben niye kavga etmek zorunda olayım diyor. Bakınız, bizden önceki kuşak, biz onu sadece çocukluğumuzda gördük. Birbirlerini benim gibi düşünmediği için öldürdüler. Yani bir kişi, hep içimizdeki 4 kişi, 5 kişi. Siz o gençleri Sözümüz Var hareketine gönderin. Şimdi önümde bir şey var, geçen hafta yazdığımız Gençlere Sözümüz Var diye. Hep bunları anlattık. Sizin şu dediklerinizi tespit ederim. Kısa bir özet alacağım ben. Özellikle size bir konu var, onu sormak istiyorum. Şimdi biz toplumu, yani benim gibi düşünmüyor olduğu için birbirini öldüren insanlar bir kuşaktı bu ülkede. Hı hı. Sonra sağ sol dönemlerini atıf yapıyorum. Aynen, 80'li yılları, 80 öncesini, hı, bahsediyorum. Bizim kuşaktan bahsediyorum. Evet. Sonra bizim kuşak, yani 90'lar, 28 Şubat'ı yani yaşayanlar, hı hı, bizde de, hayır, benim gibi düşünmediği için
kişisel yeteneklerinin berhava edildiği, tahrip edildiği, yok edildiği bir kuşak. Somut örnek, ben iki tane doktorayı sınava girdim, kazandım, çift doktora yapıyorum. Ben doktora yaptığım için asistanlıktan atıldım, asistan olduğum için doktoradan atıldım. Bir de hakkımda soruşturma açıldı, doktora yaptığım için kamu hizmetinden ihraç cezası aldım. O iyi çalışmışlar size. Tabii. Yani çok güzel takip etmişler. O dönem Uludağ yani Üniversitesi'nde asistanım tahammüllerinin seviyesine de bakınız ki yazıyı postaya verip göndermiyorlar. Yazıyı faksla gönderiyorlar. Bu adam sizde doktora yapıyorsa bugün silin kaydını. Ya arkadaş, bir kişi bu ülkeye doktora yaparsa, doktora. Amele başı değil bu, doktora yapıyor bu adam. Ha, bu ülkeye ne zararı olur? Düşünülmedi. Peki, biz bunu yaşadık. Ama buralar önemli, bir saniye. Çok dolayısıyla hızlı olursa, önemli olduğu için kesmiyorum ben. Peki. Dolayısıyla şimdi biz bunu geçtik. Ama bu da bir kıyımdı. Bakınız. Her ne mefkureyle olursa olsun, her ne idealle olursa olsun, insanların fiziken birbirini öldürmesi ne kadar yanlış idiyse, insanların kariyer olarak, emek olarak birbirini öldürmesi de o kadar yanlıştı. Bundan sonraki çocuklara, biz gençlere artık bunu anlatamayız. Bu gençler ne istiyor? Benim gibi düşünmek zorunda değil ama bu ülkenin menfaatlerini benim kadar koruyor. Hangi partiye mühür vurduğu, hiç kimsenin girmediği bir tane sandığın başına geçip de mührü vurup çıktığında, katlayıp sandığın içine attığında ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Oradan çıkıp geldiğinde benim canım yandığımı elimden tutuyor mu? Tutuyor. Bu ülkem savaştığı zaman benimle beraber savaşıyor mu? Savaşıyor. Hakları yenildiğinde, nepotizm yapıldığında benimle beraber o da mağdur olup kol kola biz bu nepotizmden kurtulmalıyız diyor mu? Diyor. Artık gençler buna bakıyor. Peki. Dolayısıyla biz artık bu eski siyaset kafasını terk edip yeni bir siyaset tarzı oluşturmamız lazım. Tamam. Parti kurmaktan ibaret değil. Yeni bir kültür, peki, yeni bir vizyon, yeni de bir sistem koymamız lazım. Tamam, ortaya. Çok teşekkür ediyorum hocam. 83 milyon 500 bin insanın çoğunluğunu da katılımcı olarak çoğulcu bir anlayışla siyasetin, peki, içerisine sokmak bir arkadaşlar, model olmalı. Siyaset okumalarından bir cümle söyleyeyim. Siyaset okumalarında benim halkta gözlemlediğim şu. Eski siyasetçilerden halkımız ciddi anlamda tedirgin. Peki. Yepyeni isimler, yepyeni bir siyaset ismi. O zaman, peki, işte yeni siyasi partilere ihtiyaç var arkadaşlar, demektir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Böylelikle işte programın sonuna geldim. Ben her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler diliyoruz.